konut piyasası demişken bir bakalım konut piyasasına nasıl da başıboş. Bugün 2 milyon istediği bir daireye yarın 2 milyon 500 bin lira da istiyor. Ee, diğer gün 2 milyon 700 bin lira da isteyebiliyor. Emlak sitelerinde de sürekli bu fiyat artışına müsaade ediliyor. Bir denetim yok. Emekliyim. 35 yıl mühendislik yaptım. Benim evim yok. Ve bana şimdi diyor ki 2 milyon liraya kadar kredi veriyorum. Trajikomik bir şey. Evimin kirasını kızım ödüyor. Ve benim oturduğum ev şu anda 5400 TL Levent'te ev sahibi 13 bin lira istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani denetim olsa bunu isteyebilir mi? Kontrolsüz fiyat artışı hem kiracıları hem de ev sahibi olmak isteyenleri mağdur etmeye devam ediyor. Fiyatlar zaten yüksekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşük faiz paketiyle daha da yükseldi. Oysa gayrimenkul uzmanlarına göre devletin belirlediği bir sınır zaten var. O da rahiç bedel. Ancak ev sahipleri vergiyi raiç bedele göre öderken Sıra evin satışına geldiğinde kat be kat fazlasını istiyor. Aslında bir mekanizma var. Bunun adı rayiç bedel. Ne yazık ki bu uygulamada yani gerçek satılan bedellerle belediyelerin rayiç bedelleri arasında dağlar kadar bir fark var. Rayiç bedellere hem e-devlet üzerinden hem de belediyelerin internet sitelerinden ulaşmak mümkün. Bir örnek verelim. Evimiz Bakırköy'de olsun. Yıl, mahalle cadde, sokak yazdığımızda karşımıza metrekare raiç değeri çıkıyor. Metrekare başı 2758 lira. Biz evimizin 100 metrekare olduğunu düşünelim. O zaman da raiç bedel toplamda ortalama 275 bin lira oluyor. Ancak bu mahallede ortalama evlerin satış fiyatı da 1,5 milyon lira. Yani raiç bedelin 5 katından da fazlasına değer biçiyor ev sahipleri ya da emlakçılar. Satışlarda o uçuk rakamlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Her yıl ödenen emlak vergisi ya da evin satışında devreye giren tapu harcı ise raiç bedele göre hesaplanıyor. Yani devletin gözünde kağıt üstünde konutun bir bedeli var. Ama satış söz konusu olduğunda istenen bedellerin sınırı yok. 200 bin liralık bir ay bedelin e, tapu harcı ödemesi 8 bin lira. Bunun gerçek satış değeri ise 1 milyon 200 bin bandında. İnsanlar %4 üzerinden 48 bin lira ödememek için belediye rayici neyse o oranı gösteriyor. Hemen her satılık konut için durum aynı. Kadıköy koz yatağında metrekare rayiç bedeli 4500 lira. 100 metrekare bir ev devletin gözünde 450 bin lira. İlanlara bakıldığında ise bölgedeki aynı metrekareye sahip evlerin satış fiyatı 3-4 milyon lira, yani bazı ilçelerde raiç bedelle satış fiyatı arasındaki fark neredeyse 10 katına ulaşıyor. Bu raiç bedel sistem bu fiyat e, dalgalanmalarını da kontrol altına alabilir ama e, gerçekçi rakamlar üzerinden bunları sağlamamız gerekiyor. Sabah kalkıyoruz bu mevzu, akşam yatıyoruz bu mevzuyla. 2040 TL'den 5-6 bin lira diyor. Emekli maaşınız ne? 3.100 lira. Nasıl ödeyeceğim? Kiracıların derdi ortak. Her konut için hali hazırda raiç bedeli var ama o bedelin satışta uygulanmasına yönelik adım yok. Bir dairenin kimliği olmalı, alt sınırı üst sınırı olmalı, belli bir tavan fiyatı olmalı, onun üzerine çıkılmamalı. Bu serbest piyasa o bu sefer bütün piyasa etkileniyor.